Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Piyasamızda dün güzel bir geri çekilme yaşadık. Tabii ki panik yapıldı mı? Yapan kardeşlerimiz olmuştur mutlaka. Peki nereye kadar iğne attı Bitcoin arkadaşlar? 39.800 dolara kadar iğne attı ama kalmadı hemen anında yine 40 bin doların üzerine geri çekildi tekrar döndü Arkadaşlar şu anda 40 bin 379 dolar bandı seviyelerindeyiz Bitcoin altcoin durum nereye gidiyor arkadaşlar yani bir açıklama geliyor dipteyiz bir açıklama geliyor yukarıdayız piyasa Tabii ki beyin yakar duruma gelmiş durumda yani Hocam bizim artık beynimiz yandı. Daha yani kafamız da basmıyor diyen kardeşlerimiz de var. Arkadaşlar piyasa böyle hareket ediyor işte. Yani yapacak bir şey yok. Piyasa bir taraftan olumlu haber gelir uçar. Bir taraftan olumsuz haber gelir çakılır. Bu şekilde dün biliyorsunuz daha önceki videolarımda da perşembe günü FED açıklaması olacağından bahsetmiştik. dün yapılan açıklamada yine Şahin duruşuyla Paul ön plana çıktı. Enflasyonun önünü kesebilmeleri için 50 bas faiz puanının artacağı beklentileri gün geçtikçe artıyor arkadaşlar. Bu sürpriz olursa 70 baz, 75 baz puana da çıkabilir bakınız. Sürpriz olursa. E hocam bu durumda bizim durumumuz ne olur? Yani Bitcoin ve altcoin'ler neyi görür? Hiçbir yeri görmez kardeşlerim. Bir gün sarsılsa bile ikinci gün Toparlayacaktır kendini. Şöyle bir geriye dönüp baktığınızda nerelerden nerelere geldik ve ne evreler atlattık, değil mi? 30'du, 35 bindi, 37 bindi, 20 bin'e düşecek, 18 binin dolara düşecek diyenler çıktı. Nasıl düşer kardeşim? Nasıl düşer? Maliyetini kaç kez söyledik? 30 bin dolar Bitcoin'in maliyeti var. Bitcoin'in 30 bin altına inmesi demek bu piyasaların çökmesi demek. O da hiç mümkünatı yok. Deniz yanar mı? İşte bir ihtimal. O şekilde düşünebilirsiniz. Ama bu küçük kırmızılıklar, yeşillikler, oynaklıklar olacaktır bu piyasada kardeşlerim. Bitcoin. 4 saatlik grafiğine bakıyoruz. Altta 38.800 desteği, yukarıda 41.500 direncimiz var. destekten oldukça uzak. E, dirence de yakın. EMA 50 günlük ortalamayı kırsa da daha önce üzerinde durmayı başaramadı. Tekrar EMA 50 günlük ortalamaların altına inmiş durumda. Yani şu an 40.380'lerde. Hocam 50 günlük ortalamaların üzerine çıkarsa ne olur? 40.700 dolar olur. Oradan da burayı destek alması durumunda önündeki direnci test etmeyi isteyecektir arkadaşlar. O da 41.500 dolar seviyeleridir. Ama iki band aralığında yani EMA... 50 günlük ve 200 günlük ortalamalar aralığında aşağıda arkadaşlar 40 bin diyelim, yukarıda da 43 bin ve üzeri diyelim. Bu iki band aralığını aşması lazım önce Bitcoin'in. Yani en son EMA 200 günlük ortalamaların üzerine oturup buradaki direncin üstüne oturması lazım. O da 43 bin 500 dolar. Buradan sonra 50 bin dolar ve üzeri ben hala geleceğine inanıyorum arkadaşlar. Yani çoğu karamsar düşünebilir. Ama benim düşüncem bu yönde. Tabii ki yatırım tavsiyesi olarak nitelendirmeyin. Bu benim düşüncem. Hüseyin'in düşüncesi ne olur? 30 bin olur. Hasan'ın düşüncesi 35 bin dolar olur. Ama ben grafiğe göre söylersem buradaki pozisyon gidecektir kardeş. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da durum nasıl? Ethereum an itibariyle 2993 dolarlarda. 3000 doların üzerine çıktı sabah. Ama duramadı tekrar Bitcoin'in geri çekilişiyle. Onda da küçük bir geri çekilme olsa da küçük bir yeşil de bakınız. Bitcoin kırmızı da, dominans kırmızı da ama Ethereum'da küçük bir yeşillik devam ediyor. Onun da kırması gereken yine EMA. 50 günlük ortalama ve üzeri var arkadaşlar. 200 günlük ortalamaların üzerinde kalması gerekir ki yükselişin devam etmesi lazım. Ama bu arada da Coinlere para girişi devam ediyor. Total 2'ye baktığımızda %0.36'lık bir yeşillik var ve para girişinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Jasmi'ye gelelim arkadaşlar. Jasmi güzel yükselişler yaşattı bize değil mi? 27 28'leri bulduk. E şimdi düzeltme yaptı. 23'te 24'lere kadar bir düzeltme yapacaktır arkadaşlar. Çünkü buralara buralara 0, 0 17 dolarlardan geldi. Oraya kadar bir düzeltme yaptı daha önce. E ardından şimdi ne yapıyor? Şimdi yükselen, düşen şeklinde yoluna devam ediyor. Burada bir de arkadaşlar bakınız düşen bir takoz var. Düşen trendi kırdı yine. Bakınız bu bir takoz. E bu takoz da yukarı yönlü dönmesi durumunda arkadaşlar. Yani şuradaki derinliği tekrar deneyecektir. Bu da dirence denk geliyor. EMA 200 günlük ortalamaya yani 0.028 29 dolarlara geliyor buranın üzerinde kalması demek Casmi için 0.40 dolar demek yani 0.040 dolar demek var mı yolu var kardeşim gidecek mi Casmi gidecek kardeşim yani ben buna inanıyorum e, bunda bir anormallik yok bu düzeltmeleri yaşayacağız EPS'ye bakalım arkadaşlar EPS bakarız bugün %12-13 gibi yükselse de şu an %8.5'ün üzerinde bir yukarı yönlü hareketi devam ediyor. 0.24 dolarlarda. EMA 50 ve 200 günlükte ortalamaların an itibariyle üzerinde bu da EPS'nin tekrar nerelere doğru gideceğini gösterir. 0.30 dolar ve üzerine doğru kendine yol bulacağını gösterir. Chainlink. Chainlink'e baktığımızda %1.5'luk bir yukarı yönlü hareket var bugün. 13 dolar 75 sent seviyelerinde. Nereye çekmişti daha önce? 13 200'lere kadar çekti kendini. Peki hocam? Var mı ümit Chainlink'te? Arkadaşlar, Chainlink hakkında konuşulanlar, Chainlink hakkında yapılan yorumlar, Chainlink'in yaptığı anlaşmalar, projeler. Chainlink'i desteklemiş olsa bugün Chainlink 150-200 dolardı. Ama buralarda bekletiyorlar. Herkesin bir bildiği vardır demek. APE'ye bakalım. Ape. Ne yaptı ape? Güzel bir dün çıkış yaptı mı? Yaptı. Yani pardon, önceki gün. Nereye kadar geldi? 17.5 dolarlara. Bu hedeflere verdik zaten. E peşinden ne yaptı kardeşlerim? Şimdi düzeltmesi. Bundan sonraki hedefi yukarı yönlü olacaktır ve 20 doları üzerine gidecektir. Bu bugün olmayabilir arkadaşlar ama hedef bunu gösteriyor. Çünkü alttaki düğümü görüyorsunuz. Ve balinalarında balinalarında aşırı şekilde Ape coin'e girdiklerini biliyoruz arkadaşlar. Okuyoruz, görüyoruz. E, bu da balinayı yukarı yön şey Ape coin'i yukarı yönlü hareketlendirecektir. İnanın Ape yakın zamanda 50 dolarları bile görürse ben hiç şaşırmam. Şaşırmam arkadaşlar. Sizlere bugün bu Ape'nin geri çekilişleri yanıltmasın. Hocam bu kanıya nereden vardınız? Hoca bu kaniye nereden vardı? Arkadaşlar 4 saatlik grafiğinde daha önce hatırlarsanız sizlere dedim ki yatay giden uzun süre bir grafiğimiz var. Bu grafik bir anda aşağı yukarı dönecektir. %80 yukarı, %20 aşağıya. E, ne yaptık kardeşlerim bakınız buradan aldı kendini. 17.5 dolara kadar geldi. Hatırlayanlar vardır ben bu grafiği bu şekilde çizdim sizlere. Darbant gelen bir darbant hatta Bollinger bandının özelliğini hatırlayın. Bu Bollinger bantı özelliğidir arkadaşlar. E hocam Bollinger bantını hiç açmadın çoktandır diyenler bile olabilir şu anda. Ama e, şöyle baktığınızda gördüğünüz gibi işte Bollinger bantı size. Hatta ve hatta hatta ve hatta ne yapalım? Bollinger bantını arkadaşlar şöyle biraz genişletelim değil mi? Bolinger Bollinger bantını şöyle biraz kalınlaştıralım ki hepimiz daha bir net görelim nasıl gerçekleştiğini. Buyurun kardeşlerim, benim size çizdiğimi bollinger bantı aynı şekilde vermedi mi? Ben bollinger bantı açmamıştım bunu çizerken biliyorsunuz. İzleyen kardeşlerimiz bilir. Yukarı ya da aşağı sert yönlü bir kırılım gelir. Uzun süre yatay seyreden bir e, grafik bollinger bantının özelliğine göre yani çalışmasına göre sert kırılım gerçekleştirecektir şeklinde yorumlanır. O da oldu arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Şimdi bekliyoruz. Şimdi bekliyoruz. Ankara. Ankara'ya dönelim. Bollinger bantı da dursun. Hem onunla devam edelim. Bakınız şu anda Bollinger bantımızın üzerinde seyreden Ankara'dan bahsediyoruz. Ankara ön, yukarıda bulunan 200 günlük ortalamayı ne yapmış arkadaşlar? İğnesiyle 60, 86 dolarlara kadar yani 0.086 dolarlara kadar geçmiş. Şu an neredeyiz? Şu an 78'lerdeyiz. EMA 200 günlük ortalamaların tekrar altında seyrediyoruz. Bu demek değildir ki yukarıyı reddetti tekrar karşılamayacak orayı. Hayır arkadaşlar. Şu yukarıda mevcut bulunan Bollinger bantını görüyorsunuz. Sağ sol tarafta 3 Nisan'da geri çekilme yönü olan bu çizelge 0.097 dolar seviyeleri hatta iğnesiyle sıfırın birini atmıştı biliyorsunuz. Buradan daha önce Mart aylarında, 15-16 Martlarda Ankara sıfırı atacak dedik attı ama Bitcoin'in de geri çekilmesiyle Ankara'nın tekrar dipleri yani e, 60'lı seviyelere kadar geri çekilmesi onu tekrar ne yapacaktır? Tekrar yukarı döndürecektir ve zaten başlamış 0079 dolarlara kadar gelmiş burada bir ne yaptı? Enerji topladı ve yukarı yönlü. E, hareketini tekrar başlattı an itibariyle %5'e yakın yukarıda ve 0.079 dolar seviyelerindeyiz. Zillika. Zillika'dan bakınız. Zillika'dan da bir patlama bekleniyor. Buradaki misal bakalım arkadaşlar. Şurayı görelim. Daha fazla da gitmiyorum. Bakınız şurayı görelim. Zillika neydi? Uzun süre. Bakınız uzun süre gelen yatay dar bant aralığında gelen bir formasyon bir anda kendini aşağıya da yukarı salabilir. Bu ne yaptı? Yukarıya saldı. Gördüğünüz gibi güzel bir açıyla kendini aldı gitti yukarıya. Şimdi bunun düzeltmesini hala yapıyor. Bir miktar daha yukarıda 0.12 altta 0.090 ya da 0.10 seviyelerinde hareket ederse de bizi yanıltmaz. Çünkü bir miktar daha böyle uzatabilir. Ardından ne yapacaktır? Yine yukarı yönlü hareketini başlatacaktır. Aşağı demiyorum bakınız. MA 200 günlük ortalamaların üzerinde geziyor çünkü. Aşağıya demiyorum. Şu anda da yüzde %1'lik geride 0.11 dolar seviyelerindeyiz. Mina Mina'da da durum farklı görünmüyor. %1'e yakın. Yukarıda Mina buradan çıkışını düzeltmesini yapıyor arkadaşlar altta altta 2 10 16 desteği üstte EMA 200 günde 2 60 2 buçuk dolar direnci var şu an 2 dolar 33 centlerde nereyi gördü en son yani en son derken Nisan ayında 3 buçuk doları gördü evet Bitcoin küçük bir hareket başlasın dominansı geri çekilimler oluşsun ki olacaktır bunlar bunlara daha tutamazsınız arkadaşlar. Bunlar yol bulacaktır kendine. Şıkır şıkır yol arıyorlar kendilerini. Bat arkadaşlar bat. Yüzde birlik yukarıda 0.75 dolardayız. Bu 1 dolardır. Ne zaman? EMA 200 günlük ortalamayı kırdığı anda burası 80 lira gösterir. 1 dolar hareketini başlatacaktır. CAK'e bakınız. CAK'e yavaş yavaş ne yapıyor? Açıyor arkadaşlar. Şu an %3'e yakın yukarıda 9 dolar seviyelerinde. Jack'a her an 10, 11, 12 dolar seviyelerine doğru hareket başlatabilir arkadaşlar. Ee, Kava'ya bakalım. Kava'da da %1'e yakın yukarı yönlü hareket var. Şu anda birazcık daha yatay gidebilir. Çünkü ne yaptı? Ee, 20 Nisan'da 4 dolardan kendini 5 dolar seviyelerine kadar attı arkadaşlar Jack'a. Şey Kava. Peki. Hocam. KNC'ye bakmadık biz değil mi? KNC. KNC, KNC. Ben sizlere KNC hakkında dün, önceki gün, daha önceki videolarımda şuraya koyarsak sıralama değişmez. Arkadaşlar, KNC 5 dolar dedik mi? Geldi mi hedefimiz? Evet. 5 dolar 10 sente kadar geldi dün. Hatta bugün erken saatlerde. Evet pardon dün yani bugün 22'si dün 21'i 21'i saat 23 sıralarında e, 5 dolar 13 senti test etti. 4 dolar 4 3'lerden 3, 3 6'lara kadar çekildiğinde KNC için bundan sonraki yukarı yönlü hareketi 5 dolar ve üzeridir kardeşlerim dedim. Yanıldık mı arkadaşlar? Hayır. Yanılmadık. Oradaki hedefimizi nokta atışı aldık. Oralardan 5 doları test eden KNC tabii ki küçük bir düzeltme yapacaktır. Şu anda 4.45 seviyelerinde seyrediyor ve aynı şekilde de 4.45'lik bir geri çekilmesi hakim. Teta Arkadaşlar Teta altta bulunan 3.2 direnci şey desteği var. Üste kırması gereken 3.5 dolar direnci var. Bu iki band aralığında seyrediyor ve anlık itibariyle %1'lik yeşilde. Nu %1.5'luk yeşilde ve ne yapıyor arkadaşlar şu anda e, yatay olarak devam ediyor yoluna 0.36'larda an itibariyle. CRO'ya baktığımızda ise CRO'da da iki band aralığı şimdilik devam ediyor. 40 ila 42 dolar seviyelerinde yani 0.40 ila 0.42 dolar bandı aralığında devam ediyor. Aksa bakalım. Aksa da altta mevcut bulunan 43 dolar desteği üstte 48 dolar direnci 2 band aralığında hareketi devam ediyor. Şu anda 46 dolar seviyelerinde 2.85'lik yukarıda ama dediğimiz gibi burası da her an bu şekilde açılabilir arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketinde 50 doları görebilir tekrar. Galaya bakalım. Galada da %1'lik yukarıda ama 20'nin altında hala 0.19 dolar seviyelerinde. Bunun da yatay şekli devam ediyor. Atom kardeş %0.60'lık yani yarım puanlık yukarıda 23.5 dolar seviyelerinde seyrediyor. Onun da da herhangi bir durum yok. Yatay bandı devam ediyor şimdilik. Jotty'ye baktığımızda hafif bir kırmızılıkta 0.23 dolar bandı. Yukarıda kırması gereken 26 direnci var arkadaşlar. Yükselebilmesi için orayı kırması lazım. Leapring LRC %3.5'luk bugün yukarıda. Evet, e, gördüğünüz gibi Bollinger bandının üzerine 60 kendini yukarıda da dirence doğru gidiyor. MA 200 günlük direnci 1 dolar şeklinde söyleyebiliriz. Phantom 112'lerde 12'lerde yataydayız arkadaşlar. Bollinger bandının altında seyrediyor şimdilik yani düşüşte. Ve tehor küçük bir e, yeşillik olsa da hala nerede? Bollinger bandının altında seyrediyor. Şu ortadaki e, çizgimiz Bollinger bandının ana çizgisidir arkadaşlar. Alttakiler hala düşüşte, yukarıdakiler yavaş yavaş yukarı yönlü hareket ediyor anlamını taşır. Velçeyine baktığımızda Onda da e, Bollinger Band'ın altında seyrediyoruz. Altta bulunan 0055 güçlü desteği devam ediyor. Şu anda 58'lerde. Yukarıda direnci MA200 günlük ortalama 65'leri gösteriyor arkadaşlar. Jost'a küçük bir ne var? Yeşillik var. %1'e yakın 0015 dolarlar da hala yatayda. GRT'ye baktığımızda ise GRT'de %2'lik bir yukarıda 0.36 dolar bandı seviyelerinde hareketimiz seyrediyor arkadaşlar. Bir de ONT'ye bakalım. Evet ONT, GRT, ONT. %7'ye yakın yukarıda gördüğünüz gibi Bollinger bandının en üst çizgisini iğneliyor. 3 kez iğneledi. Burada MA200 günlük ortalamalar da var. 0 ne yapmış? 0 58'leri iğnelemiş şu an 56'larda. Ben diyor gideceğim artık diyor. 0, 56. benim hedefim de 1 dolar arkadaş diyor. Ben kimden aşağıyım? Ben de 1 doların peşine düştüm. Şu anda da %7 e, yukarıdayım. Varsa beni yakalayan gelsin diyor. O neden? Haydi hayırlısı. Evet. Piyasa geneli 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde arkadaşlar. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Bir de Luna'ya bakacağım. Ardından ne yapacağım? Geçeceğiz burayı. Ve şöyle şu şekilde alırsak sıralamayı karıştırmayalım. İğnece falan var ama onları artık fırsat olursak akşama çekeriz. Bulamazsak yarınki videomuzda bakarız arkadaşlar. 93 dolar seviyelerindeyiz. %2.5'lük yukarıda. Evet. Nereye kadar iğne attı? 100 doları bir iğneledi tekrar. Tekrar 100'e gidiyoruz dedik. Ama gidecektir arkadaşlar. Bunun yolu zaten belli. Son olarak da Doge ve e, Shiba'ya bakalım arkadaşlar. Doge'de durum ne? Şöyle baktığımızda Doge 0.1361 seviyelerinde. Onun da Bollinger bandı altında seyrettiğini görüyoruz. Altta mevcut 13 diyelim. Yukarıda direnci de 14,5 dolar diyelim. Bu iki bant aralığında Doge'de de gidiş gelişler devam ediyor. Şiba 0.4024 dolarlar seviyelerindeyiz. Evet onda da bir değişiklik yok. Yine yarım, yarım puan üzerinde bir geri çekilme var. 0.24 direnç yani 0.4024 24 dolar onun için bir direnç konumunda. Her ne kadar sabahki yazımda da anlattığım gibi okumayanlar varsa okuyabilir e, siteye biliyorsunuz birkaç koyun fiyatıyla yazdık bir şeyler siteyi ziyaret etmek isteyenler zaten e, linkleri bütün videolarımda var arkadaşlar bakabilirler kripto bakabilirsiniz arkadaşlar Evet yani e, piyasa geneli bu şekilde hafta sonuna giriyoruz bizi pazar günü neyin bekleyeceğini şu anda kestirmek birazcık daha zor olsa gerek diyorum Haydi hayırlısı bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın, dostça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.